Kahvaltının peşindeyim. Aslında açılımına bakarsak kahve altının peşindeyim. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve Hazreti Mevlana'nın Tokat'a gitmek gerek sözleriyle övdüğü önemli illerden biri olan Tokat'tayız. Niye Tokat'la başlıyoruz? Çünkü biz Tokatlıyız, karı koca. Ve Tokat'ı bizden daha iyi anlatabilecek bilemiyorum. Çok fazla insan olduğunu da düşünmüyorum gastronomik anlamda açıkçası. Ve ne yapacağız? Tokat'ın o kısacık kahvaltı sofrasını hazırlarken aslında sizi çok derinlere götüreceğim. Çünkü o sofrayı oluşturan birçok ürünün ne kadar uzun süreçlerden geçtiğini de göstermeye çalışacağız. Bizi izlemeye devam edin. Sakın bizden ayrılmayın. Tokat'ta kahvaltı demek aslında cevizli çörek, yağ demek. Zengin, fakir hiç fark etmiyor. Herkesin ortak noktası. Tokat yağlısı bu neyle şimdi? Bu çökelikli yağlımız. Evet o. Bu sade yağlımız. Cevizli üzümlü çöreğimiz, cevizli çörek. Ramazan o çöreğin çöreği. Ne özelliği var? Bu çörek nohut mayalı. Nohut mayasından oluyor. Cevizle yağla, üzümle karıştırılıyor. Ve bir ortaya bir güzel bir tat veriyor. Şeker... Şeker yok, tatlısı üzüm var. Yok, sadece üzüm var. Aynen, değil mi? Aynen, üzüm var. Şeker koymuyoruz. Yok, şeker yok. Sen kaçıncı kuşaksın? Ben üçüncü kuşak. Yani aslında Tokat yağlısı ya da çöreğinin ne kadar eskiye dayandığını merak ediyorsanız bunun herhangi bir kaynağı yok. Ama anladığım kadarıyla rahat bir 250-300 yılı var. Aynen. Ama çok özel bir ürün olduğundan hiç şüpheniz olmasın. Çünkü kahvaltıda biz onun keyfini çok çıkaracağız. Şu anda bunu bir çevirecek miyiz? Bunları çevirdik. İsterseniz şöyle... Ben şeyi hatırlarım, okul dönemimde bu nohut mayalı çöreklerden simitle birlikte satılırdı böyle yuvarlak. Küçük hep sade çörekler. Sade çörek, sade çörekler. İçi boş, sade bomboş. O hep böyle hatırımda kalmıştır ilkokulda. Onlardan yaparız gibi isterseniz, sipariş olarak yapıyoruz. Sade çörekler. Aynen, yaparız onlardan. Sabah saat böyle 5:30 falan suları. Biz bunu çekebilmek için bu kadar erken geldik. Çünkü kahvaltı... Tokat'ta olabildiğince erken başlıyor. Zaten şu anda tezgahın önünde dolu. Birazdan insanlar hücum edecekler ona. Tabii ben de hücum edeceğim. Kaçta biter? Saat 10:30'a kadar var yağlımız. Değil mi? Sonra yağlısı biter yani. Aynen. Onu da o bildiği için herkes erkenden aynen gelir yağlısını çöreğini. Kaçta başlıyorsun yapmaya mesela? Akşam 9-10 gibi başlıyoruz. Akşam 10'da? Aynen. Sabaha kadar sürüyor. Aynen. Şöyle ama. Sabaha kadar yapılışı. Hazırlıkları. Saatten sonra pişim. Sabahta. Ama her gün bu rutin. Aynen. Her gün. Evet, güne çok erken başladık. Çok uzun bir günün başlangıcındayız. Kahvaltı hazırlıkları yapacağız. Çok heyecanlıyız. Biliyorsunuz Tokat'ta bizim sevgili eşimle beraber bizim memleketimiz kahvaltı çekeceğiz. Kahvaltı çekince de pastırma ve sucuksuz düşünmek mümkün değil. O yüzden bir asırdır geleneksel yöntemlerle. Bu konuda çok iddialı bir söz söyledik. Pastırma ve sucuk üreten bir işletmedeyiz. Türkiye'nin çiğ tüketilebilen sucuğu diyebilir miyiz? Kesinlikle bu konuda çok iddialıyız Deniz Hanım. Piyasadaki kangal sucuklarını yediğinizde çok az çiğ tüketseniz bile karnınızda ağrı olur. Bizim sucuğun bir tanesini bile bütün olarak tüketseniz herhangi bir ağrı vesaire bir şey olmaz. Doğrusunu yapıyorum yani. Kesinlikle. Tamam. İddialıyız. O yüzden kesinlikle. Nasıl oluyor bu? Bir bakalım evet, nasıl oluyor mu? Evet. Garip sesler duyacaksınız çünkü atölyenin içindeyiz sağ olsunlar. Taha Bey bizi en hijyenik olan yere tabii gerekli kuralları sağlayarak getirdi. Ne diyorsun? Evet, şöyle gösterelim. Mermer şah bezinden yapılmış sucuk torbası. Orada dolum yapılıyor. Ağzı bağlanıyor. Sonra bu demirlere asılıyor. Kurutmak üzere yerine yerleştiriliyor. Şimdi Taha bir soru sormak istiyorum tabii ben ki sana. Şimdi mermer şah bezine dolduralan sucuk ile
bağırsağa doldurulan sucuk arasındaki fark nedir? Şimdi şöyle, bizim sucuktaki en büyük farkımız bez sucuğun ısıl işlem görmemesi. Isıl işlem görmüyor. Ayrıca kangal sucuk biliyorsunuz bağırsağa dolduğu için gözenekli bir yapısı yoktur. Bizim mermer şahi bezinin gözenekli bir yapısı vardır. Bu da bizim için fermentasyon ve kurutmaya olanak sağlıyor. Normalde ısıl işlem görmüş bir kangal sucuk 2 günde satışa çıkarken biz bu ürünü 12-13 günde fermentasyon işlemini bitirdikten sonra satışa çıkarıyoruz. Kimyasal var mı içinde? Kesinlikle. Soru bu, cevap ne? Kimyasal var mı? Kesinlikle dendi. Bizim ürünlerimizin hepsinde sodyum nitrit, nitrat hiçbirinde kullanılmıyor. Çok kesinlikle. Önemli. Çok önemli. Yani gönül rahatlığı. Tabii ki kesinlikle. Tüketilebilir. Efendim devam edeceğiz. Şimdi şu sucuk dolumunu bir görelim mi? Ne oluyor bu? Bu nasıl doluyor? Şahane. Tamam dur. Asalım şunu. Evet asalım. Asalım. Nasıl yapıyoruz? Şöyle. Şöyle. Evet. Aralıklı. Evet belli aralıklı. Araları var. Boşluklar var. Kesinlikle birbirine değmeyecek şekilde artık kurutma odasına girmeye hazır. Osman Hoca, Osman Hoca, Osman Hoca neredesin hoca? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Un kokusunu alabiliyor musun? Yani yeni gerçek bak. Unu kokusunu. Un kokusunu alabiliyor musun? Alıyorum. Yumurta var mı? Yumurta var. Mı? Aha vallahi yumurtalara bak. Aa gördüm. Tokat'ta kahvaltı deyince aklına gelen ilk şey nedir? Çökelekli, katmer, veliba. Ne yaptık? Böyle klasik en geleneksel haliyle unumuzu yaptık. Aldık geldik. Özlem Hanım'la beraber. Hatta keseceğim, şöyle derler, gelen misafire size bir saç kurayım. Saç kurduk şimdi. Evet, saç misafir kurduk. Benim. Saç kuruldu. Tabii ne zaman bunlar? Bu yaptıklarımızı masada göreceğiz, kahvaltı masamıza. Ama önce bir yapalım. Başlayalım bakalım. Unumuzu da aldık. Hadi siz de başlayın, ben de başlıyorum. Şimdi az önce değirmendeki öğütülen undan burada kullandık. Kahvaltıya da topladığımız yumurtalarla yumurta piyazı hazırlayacağız. Bu yufkayı bir görebilir miyiz böyle? Böyle bir açsan, şöyle bir göstersen. Bak, ne kadar ince. Oklavam küçük geldi. İnce oldu mu yani? Arkasında nedir? Şu yüzümü bir görebilir miyiz? Bakayım mı? Bakayım bakalım yüzümü görmüyor mu? Hafif hafif. Hadi açacağız daha. Özlem ben buna devam edeyim mi? Et. Biraz daha benim açılabilir. Benim yüzümler görünecek arkadaş. Yüzümler görünmüyorsa olmaz. Tokat çökeleklisinin en önemli özelliği hamurunun korkunç şekilde ince olması. İçinde mutlaka yeşil soğan olması ve maydanoz olması. Neyle? Tabii bunlar neyle karışacak şimdi? İyi bir çökelekle karışacak. Şimdi maydanozumuzu içine aldık. Şimdi soğanımızı veriyoruz. Doğru söyledim teşekkür değil mi? Teşekkür ediyorum. Ve doğru. Neyle yağlanacak? Tereyağıyla. Tereyağıyla yağlanacak. Yani hani diyorlar ya gözlemeden ne farkı var? Gözlemeden çok farkı var. Bir kere pişirme yöntemi. Bakın arkanızda gördüğünüz gibi şahane bir pişirme tekniği. Burada biraz da Osman Hoca'nın inovatif yaklaşımı olmuş. Şimdi en azından soğanları görelim. Çökeleklinin içinde soğanları, maydanozu görebiliyor muyuz? Bir yakınlaştın kamera. Bakalım görebilecek mi? Görülüyor ya gerçekten. Görünüyor mu? Görünüyor mu?
bence görünüyor. O bıçağı verir misin? Şu ucunu bir keseceğim. Fena açmadı vallahi yani. Fena açmadı yani. Şef. Fena değilsin şimdi yani. Şimdi özlem kadar değilse de en azından rezil olmadım. Orası biraz yapışmazsa dökülebilir. Yapıştı. Yapıştırdım. Şöyle size vereyim. Allah Allah. Koyalım şimdi. Bunları ne yapıyoruz? Kahvaltı masasında göreceğiz. Şehirlerimizdeki bütün kahvaltıların çok özel olduğunu söylüyoruz ama diyorum çünkü biz hem Tokatlıyız hem de Tokat kahvaltısını Tokatlı olmanın dışında hakikaten objektif bir gözle değerlendiriyoruz. O yüzden daha sonra göreceğiniz o muhteşem kahvaltı sofrasındaki ürünlerden biri de çalma pekmez. Yine özgün bir ürün. Anadolu'nun aslında hemen her şehrinde pekmez yapılır. Ama bu çalma pekmez şu anda sevgili Deniz'in elindeki aracın yani aparatın orijinal adı silavat. Yani ne yapılar? Silavatla çalınarak böyle bu yaptığı işleme çalma dendiği için pekmezin adına çalma pekmez demiş. Ama asıl önemli olan bunun üzümü. Kim söyleyecek bunu? Osman Bey söyleyecek. Çünkü bu üzümleri yetiştiren ve aslında Osman Bey konuşuyor ama aynı benim gibi işi yapan Deniz Hanım. Evet. Sizin işleri kim yapıyor? Bizim için hanıma. Şaziye Hanım. Yani Şaziye Hanım yoksa kahramanı. Aslında bunlar yok. Abi. Ama neyse yine de Osman Bey üzümlerini anlatsın bakalım. Abi. Bu hangi üzüm? Bu narinci üzüm. Tokat'a has ince kabuklu narinci üzümü ve şirası bol olur. Ne yapıyorsunuz bunu mesela? Aldınız üzümü? Alıp geliliyor efendim. Ondan sonra şirahane deriz eski tabirle şirahane. Şimdi prese koyuyoruz. Preste süzülüyor. Suyu akıyor. Suyu aktıktan sonra dinlenme seviyesine geçiyor. Dinledikten sonra ince elekle kabarır. Tamam. Evet. Şeyi anlıyor. Ondan sonra tekrar şeye konuyor. Peki bunun içine şey ne zaman konuyor mesela toprak şeyi? Ne deniyor? Pekmez toprağı. Pekmez toprağı şimdi çiğnenirken konuyor. Çiğnenirken. Ne oluyor bu toprak derken içine toprak koymuyorsunuz. Toprağı suda demlendiriyorsunuz, suyunu kullanıyorsunuz. Suyunu kullanıyoruz. Bir de o şeyi kabar diyor. O su yüzüne kabar haline çıkar. O yüzünden alınıyor. Yani toprak içinde kalmış olmuyor. Peki. Toprak kabarıyor. O toprak konmadan mümkün değil, tatlanmıyor. Bunun özgün şeyi bu. Yani mümkün değil, ekşi olur, ekşi pekmez olur. Pekmez toprağını yanılmıyorsam duru pekmeze de ekliyorsunuz evet, değil evet, mi? O konuyor. Pekmez kaymağı mı diyorsunuz artık o pekmez? Toprağın kaymağı, kaymağı konur. Toprağın kaymağı. Yani, o sonra kabarır, kabarına o toprağı yüzünden alınır. Yani toprakta içinde bir şey kalmıyor. Onun özelliği o. Şimdi bu pekmez de buna işte çalma diyoruz ya. Evet. Dövüldüğü için yani çalma. Yani bu dövmeye çalma. Çalma deniyor tamam. Hak dilinde yani. Ne oluyor? Peki sonuçta ne oluyor? Sonuçta ben hemen göstereyim. Bir hafta bu dinlenecek. Bir hafta dinlendikten sonra tekrar dövülüyor bu. Dövüldükten sonra onun bir kıvamı var. Kıvamı gelmeden mümkün değil. Dövüldükten sonra şu kıvamı alıyor. Şu gördüğümüz kıvam. Bu. Şu şekle geliyor. Ama aslında bu çok uzun bir süreç. Uzun süreç. Çok uzun ve çok emekli bir iş. Bu tamamen diğer şeylerde olmaz. Odun ateşiyle yapılır. Diğer motorun yağlarıyla falan olmaz. Yani bu odun ateşi olmadığı zaman bu tadı, bu kıvamı vermesi mümkün değil. Evet. Kahvaltılarımızda yani Tokat'ın kahvaltısında bir daha oraya bir parantez açalım. Çalma pekmezi çok kullanıyoruz ama çalma pekmez sandığımız gibi böyle bir çırpıda yediğimiz bir şey değil aslında. Çok meşakkatli, uzun süreçlerden ve çok özel bir üründen ortaya çıkarılıyor. O yüzden sevgili Deniz de şu anda o şey üretiminin kolları gösteriyor. ciddi boyutta hakikaten büyük emek yani böyle baktıkça bunu kaç saat mesela yapıyorlar bu işleme? Şimdi 5 saat burada kaynıyor. 5 saat. 5 saat. Yani şıra kazana kondu, ateş yandıktan sonra 5 saat. En az 5 saat. Ondan sonra kaç saat bu ondan çalma işlemi? Şimdi bu 1 saat kadar çalınıyor. Dinlettiğiniz zaman yarın bir daha çalınıyor. 2-3 devre çalınıyor. Ha. Ondan sonra 1 hafta dinleniyor. Dinledikten sonra büyük şeylere konuyor. Bidonlara konuyor. Bidonlara konduktan sonra traktörün arkasına pervane takılıyor. O pervane 4 saat karıştırıyor. Dönüyor. Tabii karıştırıyor. Mikser gibi. Tabii mikser gibi. Mikser yani gibi. Geniş büyük mikser kabul edin. O 4 saat şey yapıyor çalıyor. Ondan sonra kıvamı gelir. Gelmediyse ertesi gün bir daha.
Onun belli bir göz şeyi var, alışkanlığı var. Yani o kıvamı ki, gelmeden mümkün diye tutması. O Osman kıvamı... Bey, Osman Bey şu anda aslında toplamda 12 saatten bahsetti. Gün değil, sadece bir gündeki 12 saatten bahsetti. Yani şu gördüğünüz çatalın ucundaki dediğim gibi büyük bir keyifle tüketimiz çalma pekmez ki kahvaltıda biz de gayet keyifle tüketeceğiz. Çok büyük emeklerle ortaya konuluyor. O yüzden istedik ki bu işin arka planını görün. Kahvaltı deyince çok basit gibi görünen o kahvaltı sözcüğünün arkasında ne kadar uzun bir yolculuk var görün istedik ve görmeye, göstermeye devam ediyoruz. Şimdi de Fokat'ın özgün lezzetlerinden biri olan yoğurt maç için geldik. Menderes Bey'e misafir olduk. Menderes Bey bize yoğurt maçla ilgili şimdi bazı bilgiler verecek. Mesela nelerle yapılıyor yoğurt maç? İçine neler konuyor? Her şeyden önce hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz Tokat'ımıza. Tokat'ımızda yıllardır yapılmakta olan yoğurt maçımızı önce sabahleyin ustalarımız haliyle erkenden geliyorlar. Hamurumuzu yoğurduktan sonra yağlama işlemi gerçekleşiyor. Hamurun yağlama işlemi. Evet, hamurun tamam. Yağlama işlemi aralarına. Gerçekleşiyor. Aralarına kat kat yağlanıyor. Bir saat gibi bir zaman içerisinde bekletme zamanımız var. Beklettikten sonra tekrar ustalarımız açaraktan arasına Tokat'ımızın yaylalarından gelmiş olan çökeriğimizi yayaraktan pişirme usulüne geçiyoruz. Peki cevizli de yapılıyor. Cevizli de yapıyoruz. Sade de yapılıyor. Sade de yapıyoruz. Yani yoğurt maç aslında orijinalinde sade bir şey. Sade bir şey. Evet. Siz geliştirdiniz. Biz geliştirdik efendim. Haşhaşlı yapıyoruz. Haşhaşlı da yapıyoruz. Yani. Mesela kıymalı falan da oluyor mu? Çok mu ağır oluyor? Patatesli oluyor. Patates. Kıymalı biraz ağır kaçıyor. Kahvaltı masamızda aslında dışarıdan hiçbir şey görmeyeceksiniz. Tokat'ın kahvaltı masasında tamamıyla özgün ve özel ürünler göreceksiniz. O açıdan çok önemli. Onları da kahvaltı masasının vazgeçilmezleri göreceğiz. Kahvaltı hazırlıklarına başladık. Masada bir de sürpriz konuğumuz olacak. Ben şimdi öncelikle erik çiri tatlısıyla başlamak istiyorum. Yani aslında reçel tatlı olarak da kullanılır demek istiyorsun. Evet, biraz tamam. Daha sıvı. Şu anda yaptığım şey tirit, çemenli. Tirit. Diğer adıyla çemenli. Anadolu'nun her tarafında tirit denen bir şey vardır arkadaşlar. Yani neredeyse 81 ilimiz tirit yapar. Ama herkes farklı farklı yapar. Tokat'ta da ne yapıyorlar? Pastırma ve çemen ağırlıklı kıymayla, tereyağıyla, üzerine salça herhalde. Salça. Tabii bu kadar eti zaten. Biraz yani. Pastırma da ekleyeceğim. Üstüne bir de pastırma, üstüne bir de tereyağı. Bu arada ne oluyor biliyor musunuz? Tokat'ın aslında ne kadar zengin bir mutfak anlayışı olduğuna da gönderme biliyorsunuz. Kullanılan yiyecekler aslında o toplumların refah seviyesini, ekonomik seviyesini de gösteriyor. Ama bunu sadece pastırmasız, değil mi? Yumurtayla yapanlar sadece da var. Sadece yumurtayla da yapılıyor. Yani tamamen herkesin elindeki ekonomik malzemeye göre. Evet. Tirit ya da çemenli değişiklik gösterebiliyor. Tavamı rica edebilir miyim senden? Derhal. Tavamız. Buyurun. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben biber kızartmasını yapmak için bu tavayı tercih ettim, yanımda getirdim. Kutudan çıkardığıma bakmayın, temiz, yıkanmış, kullanıma hazır halde. Şimdi tavamızı ocağa koyduk. Müzik
Hazırlıklarımızı yaptık, masamızı kurduk ve masamızda çok önemli bir konuğumuz var. Tokat Belediye Başkanı sevgili Kemal Yazıcıoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir sofra. Bakalım nasıl olacak? Evet. Efendim biz ne yapıyoruz? Kahvaltı sofralarımızda biliyorsunuz gittiğimiz yerin tarlaları, bahçeleri, ağılları, ahırları, yaylaları ne varsa onu masaya koymaya çalışıyoruz. O yüzden dikkatinizi çekerse alışılmış olan birçok şeyi bizim kahvaltı sofralarımızda göremeyebilirsiniz. Mesela burada zeytinleri göremeyeceksiniz. Mesela burada portakal reçeli, ne bileyim mandalina, yani bunlar başka yerlerin değerleri olduğu için söylüyorum. Tokat kahvaltısı hakikaten olağanüstü bir kahvaltı, muhteşem diyeceğim. Zaten birazdan muhtemelen sevgili başkan bu konuda çok net bilgiler verecek. Çok özel bir kahvaltı olduğunu özgünlük bazında söyleyebilirim. Ve başlayalım diyorum. Kiminle başlıyoruz? Tabii sevgili başkanımızla başlıyoruz. Ne diyor Tokat'ın kahvaltısı hakkında Sayın Yazıcıoğlu? Şimdi tabii Tokat gastronomisiyle çok ünlü bir şehir. Şimdi bu da beş sucuk herhalde. İkram ediyorsunuz bize. Evet, harika. Çok güzel. Tokat'a özgü beş sucuk. Beş sucuğu. Burada çok güzel Tokat'a özgü özellikle tatlar var. Evet. Tabii Adnan Bey sizinle ve kıymetli eşinizle beraber olmak ayrı bir mutluluk. Tabii sizin yanınızda biz özellikle bu kıymetli değerlerimizi gastronomi konusunda konuşmak hadsizlik olur ama sizinle beraber sohbet ede de biraz da tadından bakarak inşallah evet, devam edeceğiz. Evet. Tokat pastırması özellikle beş sucuk çok şey çok lezzetli. Şimdi özellikle ilk önce onun tadına baktım. Bir de çiğ yenme özelliği var. Yani Tokat beş sucuğunun Türkiye'de belki çiğ yenebilen tek sucuk olduğunun altını çizmek lazım. Evet. Diğerlerini yerken iki kere düşünmek lazım. Sebebi şu. Bunu iki kere düşünmeye gerek yok. Bunu tek seferde yiyorsunuz zaten. Sıkıntı yok. Diğerlerini iki kere düşünmek lazım. Evet. Çökelekli yani, önümüzde duruyor. Evet, çökelekli. Yani Tokat'ın çökeleği de çok kıymetlidir ve değerlidir. Aynen, çökeleği, zile pekmezimiz çok kıymetli biliyorsunuz. Yani aslında tabii bu konuda Adnan Bey'e sözü de bırakmak istiyorum. Kendisi hem anlatırken bunun kıymetinin de nereden geldiğini bize de ifade eder diye umut ediyorum. Ben özellikle sabah kahvaltılarında da şimdi Tokat'ta çok tüketmeye özen gösteriyorum. Aslında Türk kültürü. Ama en çok sevdiğim şeyi de söyleyeyim. Özellikle şu pekmeze bayılıyorum. O evet, harika bir şey. Değil Türk mi? Kültürünün en çarpıcı örneğidir. Yani neden? Çünkü Orta Asya'da biliyorsunuz saç hikayesi çok önemli. O oradan getirdiğimiz bir kültür. Dolayısıyla Türkler o zaman ne yapmış? Saçın içini et pişirmede, yüzünü ekmek pişirmede kullanmışlar. O yüzden de bilhassa saç işi dediğimiz yani saçın üzerinde yapılan ürünlerin sadece gastronomik bir değeri değil aynı zamanda kültürel bir değeri. Şeyi de var, açılımı da var. Orada Deniz Hanım'ın şu çemberinden bahsetmesini istiyorum mesela biraz. Yanında erik, çirinden biraz. Hatta ikram da edelim. Şuradan bir parça ekmek tabağınıza alırsanız eğer çemenliği ekmeğin üzerine bu da yeme usulü. Evet, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yani onun üzerine sanırım koyacak. Bu çemenli ekmeği ıslatacak. Bütün lezzeti ekmeğe geçecek. Evet, çok teşekkür ediyorum. Güzel harika, görünüyor. Harika. Çok bilmiyorum, güzel gözüküyor. Kameralar da aynı güzelliği yakalıyordur sana diye düşünüyorum. Sana da verebilirim. Ben biraz sonra yiyeyim. Ben biraz çökelikten yiyeyim. De bahsetmek istiyorum. Çökelik Tokat'ta birçok şekilde kullanılır. Sacda hamurda çökelikli diye tabir ettiğimiz ürünün içerisinde kullanılır. Yoğurt maç vardır. Fırınlar evet, yapar. Maç. Pide aynen, fırınları. Yoğurt macın içerisinde kullanılır, küpe basılır, kullanılır, çiğ tüketilir. Böyle kahvaltı masasında bu şekilde gördüğümüz gibi. Şöyle bir parça. Evet. Çok teşekkür ederim. Çalma pekmez hikayesi. Evet. Kahvaltıda tükettiğim öncelikli şeylerden bir tanesi o. Keyifle de yiyorum, enerji de veriyor. Damakta da hoş bir tat bırakıyor. Başkanım, ellerimizle topladık bu yumurtaları kümesten. Eyvallah. Şöyle evet, bir parça. Ben sizi böyle çok da ben de yavaş yavaş yiyorum. Yormak da istemiyorum ama biz şimdi sohbetimizin ardından kahvaltıya devam ediyor olacağız zaten. Tabii oradaki neydi? Çiğli kömbe değil mi? Çiğli kömbe. Çiğ ne demek mesela çiğ? Çiğ şu. Sütü pişirmeden sağlan sütü 2-3 gün
bekletiyorlar. O çiğ öyle bir oluyor ki, yani o süt öyle bir hale geliyor ki sanki yoğurt mayalamışsınız gibi böyle tutuyor. Böyle bir hafif kıvamlı bir ürün haline geliyor. O çiğ ile bu kömbeyi yapıyorlar ya da çiğli börek yapıyorlar. Ya da o çiğ yayıya koyup yayıyorlar ve tereyağı oluyor. Keşkek hakkında ne söyleriz? Özellikle hafta sonları 11-12'ye doğru geç kahvaltı dediğimiz saatlerde aslında tüketirler. Çünkü buğdayla yapıldığı için hazmı zor bir üründür. O yüzden günü önüne almak gerekiyor. Keşkek gibi bir ürünü tükettikten sonra doğru. Hazım edebilmek için. Yine özgün bir ürün daha. Nohut mayalı cevizli çörek. Cevizli çörek. Bu da gerçekten bence, efsane. Ben de çok seviyorum. Tokat açısından o zaman. Ve yağlı. Ve Tokat yağlısı. Evet. Çok keyiflidir. Kuş burnuyla da. Yani kuş güzel gider. Evet, onun eşlikçisi kesinlikle aslında bana göre de kuş burnu. Aslında her şeyden bahsetmek istiyoruz ama tabii bir taraftan da şaşırıyoruz. Ya, evet, masada şey pidelerimiz var. Bu arada tabakta dolmaya başladı yavaş Tokat yavaş. Tokat peyniri evet. Var. Tokat'ın floresi o kadar zengin ki. Yani bitki örtüsü. Tabii onun vermiş olduğu kalite ve lezzet ayrı. İşte sebzesinden meyvesine kadar. Hem flora hem de fauna. Yani aynen. Hayvan çeşitliliği bakımından da çok kıymetli bir yer burası. O yüzden bunların hepsi aslında yemeklere yansıyor. Diğer şey de tabii ki katmer. Biliyorsunuz yine Tokat'a özgü. Çok özel bir şey burada. Evet. Burada şöyle, böyle, böyle. Adı üstünde böyle kat kat. Şahane bir durum. Yani hamur işleri tabii ülkemizin en zengin olduğu kısım. Yani coğrafyamızın hemen hemen her kısmında hamur işleri öne çıkar. Aynen öyle. Ama nasıl da erikçili? Bunu da favorilerim arasına aldım. Ama zaten her şey birbirinden lezzetli ve güzel. Ve ben başkana son sözü bırakmak istiyorum. Söylemek istediği bir şey varsa. Vallahi Adnan Bey, gerçekten bu program çok anlamlı ve kıymetli benim için. Ben çok teşekkür ediyorum. Konumuz kahvaltı ama aslında kahve altı. Niye? Kahve içen eski böyle beyefendiler, hanımefendiler ne yaparmış? Altına böyle hafif bir şeyler yerlermiş. O yüzden de biz kahvaltı çekiyoruz. Ama tabii kahvaltı çekerken kahveye uğramadan olmaz. Biz de Tokat'ın böyle gençlerin rağbet ettiği biraz daha yenilikçi bir yüzünde kahve içelim dedik ve buraya geldik. Evet, yani önümüzde de böyle farklı yorumlanmış, gençlerin tercih ettiği, daha modern bir tatlıyla yapalım dedik. Destekleyelim kahvemizi evet. Dedik. Çok ve güzel bir Türk kahvesini güzel bir kız getirdi bu arada. Teşekkür ediyoruz. Bu da çok keyifliydi. Bugün çok yoğun bir gün geçirdik. Sabahın erken saatlerinde güne başladık. Kahvaltı hazırlıklarımızı tamamladık, bitirdik. Yani kısacası bir güne çok şey sığdırdık. Başka bir programda başka lezzetlerle tekrar buluşmak üzere. Çok yorulduk ama çok mutluyuz. Çünkü çok güzel bir program olduğunu düşünüyoruz. Ve şehrin en ikonik, en özel yerinden sizlere veda ediyoruz. Yaklaşık 600 yılın kokusunu, atmosferini hissettirmek istiyoruz sizlere ve sizlere buradan veda ediyoruz. Bir başka şehirde, başka sofralarda, başka yüzlerle ve başka lezzetlerle tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.